Modern işte cam. Modern bir zamanı yok. Çok güzel olmuş. Hidayet'in asistiyle programa başlıyoruz. Evet sevgili asistçiler, yeni bir asiste hoş geldiniz. İsmet Badem'le birlikte. Öyle bir döndüm. Alışamadım bu parmak kamerasına da ondan. Öyle bir baktın ki ilk defa görüyor gibi. Yok ama bu kamerayı ilk defa görüyorum. Evet bugün şu anda 3 konuğumuz var. İnşallah 4 olacak. Hafta sonu çok önemli. Lig açısından çok önemli bir maç var. Ayrıca önümüzdeki haftada Avrupa Ligi açısından yine iki takım karşılaşacak. O da çok önemli bir maç. Efes Pilsen ve Ülker Spor'dan şu ana kadar 3'ü geldi. İnşallah 4 tane değerli konuğumuz olacak. Yarınki önemli, çok çok önemli. Hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin en önemli takımlarının ikisi karşılaşacak. Bu müthiş derbi de zaten. Onların hesaplaşmasını yapacağız. Levent'le biraz evvel konuşuyorlardı. Herkes evinde galip gelir diye. Bakalım onlar ne diyecekler bir araya gelince. Yalnız maç Abdi İpekçi'de değil mi? Hayır. Abdi İpekçi'de benim bildiğim. Daha belli değilmiş. Daha belli değilmiş. Oyuncular bile bilmiyor. Evet, Hüseyin Beşok, Hidayet Türkoğlu ve Levent Topsakal bizlerle birlikte olacak. Mark Pop da kayboldu herhalde ama yoldaymış. İnşallah o da program bitmeden bizlere katılacak. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu sen İzmit'e gittin. Evet. İki kasetimiz var İzmit'le ilgili. İstersen ilkini sen izah et. Tabii. Sevgili basketbol severler, gerçekten çok duygulandığım bir gün yaşadım geçen hafta pazar günü. Pazar günü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Bayanlar Kolu'nun organize ettiği, 8 ilde gerçekleştirdiği ancak bu etapta deprem bölgelerinde başladığı İzmit salonunda çeşitli çadır kentlerde yaşayan çocuklara parasız ücretsiz bir basketbol spor okulu açıldı. Ve bu spor okulunda tabii ki sevgili Alev Erciz, Bayanların Olimpiyat Komitesi Başkanı, Bayanlar Kolu'nun Başkanı Alev Erciz ve arkadaşların çok büyük rolü var. Bu tişörtü bize hediye ettiler. Bunu daima saklayacağız asist programında. Ve orada mükemmel bir gün yaşadık. İnanılmaz bir olaydı. Çok güzeldi. Yavaş yavaş yaralar sarılmaya başladığını hissettik. Sevgili bakanımız da oradaydı. Onun kasetini çok güzel bir şekilde hazırlamış sevgili Teoman. Onu hep birlikte izleyelim. Facia hafızalarımızda silinmez, derin izler bıraktı. Ama yaşam sürüyor. İzmit ve yöresi normal hayata dönmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Asist kamerası hafta içinde İzmit'teydi. Milli Olimpiyat Komitesi öncülüğünde kurulan ücretsiz spor okulları zincirinin bir halkası da İzmit'te oluşturuldu. Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Sevgili spor severler, sevgili basketbol severler, yer İzmit. Evet, İzmit'te 17 Ağustos'tan sonra yaşanan belki de asrın en büyük felaketinden sonra artık İzmit ayağa kalkıyor. Ama ayağa kalkarken tabii ki politikacıların, tabii ki iktidarın, tabii ki yerel yönetimlerin çok büyük rolü var. Ancak biraz önce görmüş olduğunuz bu bayrağın altında bir ülkenin kalkınmasında ve sporunda çok büyük emeği geçen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Bayanlar Kolu inanılmaz bir faaliyet içinde. Biraz sonra onları hep birlikte izleyeceğiz. Ancak şu anda bu komitenin en önemli görevini yapan sevgili dostlarımızla birlikteyiz. Biraz konuşabilir miyiz? Efendim biz bunu 4 senedir İstanbul'da yapıyorduk. İstanbul'da işte spor yapma olanağı olmayan çocuklara ulaştık. Onlara spor yaptırdık. Bu felaketten sonra niye bunu İzmit'e, Adapazarı'na ve Yalova'ya taşımıyoruz diye düşündük. Ve burada çalışmalara başladık. HDK'nın da desteğiyle
burada 8 tane okul açtık. Benim dönemimin Türkiye'deki en iyi voleybolcularından biriydiniz. Aynı zamanda da en güzel, en zarif hanımefendilerinden biriydiniz. Yine halen zarafetiniz ve güzelliğiniz devam ediyor ve çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ama biraz da kendinizden bahseder misiniz? Yani 1955 senesinde Galatasaray'da voleybola başladım. 20 sene faal sporculuğum var. 20 sene sonra sporu bıraktıktan sonra spordan kopamadım. Önce kulüpte idarecilik, antrenörlük, yöneticiliklerle uğraştım. Eşiniz de... Eşim de eski futbolcudur. Galatasaraylı santraf Ergun Erciz. Oğlum da sporcudur. Biz sporcu bir aileyiz. Başından beri sonuna kadar, hayatımızın sonuna kadar spora hizmet etmeye çalışıyoruz. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ve üst düzey yetkililerin katıldığı açılış töreni depremin etkisini üzerinden atmaya çalışan İzmitli çocuklara büyük moral oldu. Ve Türkiye'nin göz bebeği olan İzmit yöresinde bu şirin sonunda bu güzel günü yaşatan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Bayanlar Kurulu'na özel olarak teşekkür ediyorum. Herkes hoş geldi. Törene katılanlar duygu ve düşüncelerini dile getirdikten sonra Fikret Ünlü devletin spordan sorumlu en üst kademesi olarak ilk antrenmanı çocuklara yaptırdı. Şimdi 3 dakika spor yapacağız. Yerinize sonra koşuyorsunuz. Kısıtlı koşullarda bile olsa törene çok iyi hazırlanan çocuklar dans ve jimnastik gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra bisikletleriyle sahaya fırlayan iki genç, tekerlekler üzerinde çok zor denge hareketleri yapmaya başlayınca salonda herkes nefesini tuttu. Gösteri sonunda çocuklar bisikletli abilerinin etrafını sararak onları soru yağmuruna tuttular. Bu çocuklar yaşadıkları onca kötü günden sonra hayata sporla sarılacak, sporla ruhlarını besleyecekler. Asist olarak bu tür organizasyonları sonuna kadar destekliyor ve devamını diliyoruz. Asisti seviyorum. Seni seviyorum. Asisti. Evet, sevgili asistçiler, sevgili sporseverler, insan umutlarıyla, insan sevileriyle yaşar. Bir gece yattığında sabahleyin yeni umutlarla kalkmak ister. Ancak bazen kader dediğimiz ilahi güçlerin bile insanları engellediği anlar vardır.
İşte 17 Ağustos sabahı insanlar yeni umut, yeni sevgiler, yeni hayaller peşinde koşarken bir anda asrın en büyük kazasıyla ve felaketiyle karşılaşıyorlar. Bu felaketin İzmit ve Adapazarı yöresinde inanılmaz hasarlar onu oluşturduğunu biliyoruz. Evet, gittik, yerinde gördük. En önemlisi de şuydu. Eğer İzmit ve yöresinde sarı hastalık olmadıysa bunda en büyük etken Sayın Belediye Başkanı Sefa Sirmen'in olimpik buz pateni ve kış sporları için hazırladığı bir salon vardı. Evet, o salonu gittik ve yerinde gördük ve günler sonra. Sevgili asistçiler, sizlere zaman zaman Türkiye'nin, zaman zaman da Avrupa'nın çeşitli yörelerinden görüntüler getirdik. Ve bunların içinde kah güldürdük, kah üzdük ya da sizlere çeşitli şakalar yaptık. Hep sizi eğlendirmek ve keyiflendirmek de ekran başındaki. Ama bugün bu amacımızın azıcık dışına çıkıyoruz. Şu anda bulunduğum yeri size biraz görüntülemek istiyorum. Sevgili Erdal'ın kamerasından görmüş olduğunuz bu salon, buz sporları için yapılmış olimpik bir salon. Türkiye'de zannediyorum bu salonun eşi bu tarzda yok. Ancak bu salon bugüne kadar hep spora hizmet ederken 17 Ağustos'taki hepimizin bildiği ve kahrolduğu meşhur depremden sonra başka hizmetlere yaradı. Evet, 17 Ağustos'ta hepimizi kahreden, hepimizi üzüntüye bağlayan ve binlerce insanın vefat ettiği İzmit depreminde cesetleri koyabilmek için kokmasın diye getirilen bu buz zeminde cesetler günlerce kaldı. Ama isterseniz bu konuyla ilgili olarak o günleri yaşayan canlı bir şahit, bu tesisler müdürü sevgili İbrahim Bey ile görüşmek istiyorum. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tesisin bulunduğu yerde İzmit Belediyesi'nin asfalt şantiyesi vardı bundan 8-10 yıl önce. Bir gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sefa Sirmen buraya olimpik buz sporları salonu tesisinin temelini attığında böyle bir tesisle karşılaşacağımızı biz ummuyorduk. Tesisimiz bu düşüncelerle yapılmıştı. Ancak yaşamış olduğumuz o ülkemizi giderek dünyadaki tüm insanları üzen o büyük depremden sonra insani bir işlev yüklendi. Beklemediğimiz sayıda bir ölü vardı, ölüm olayı vardı. Kimin aklına geldi buraya ölüleri getirmek? Sanıyorum Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yöneticilerinden birinin aklına gelmiştir. Sağlık Müdürlüğü'nden birilerinin aklına, vilayetten birilerinin aklına gelmiştir. Ama bu konuya evet diye koşarak, İzmit'te böyle bir tesise koşarak evet diyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sefa Sirmen'dir. Buradaki personelimizin tamamı teknik personeldir. Ancak bizim arkadaşlarımız hiçbir tanesi bu konuyla ilgili çalışan personelimizin daha önce böyle bir eğilimi, böyle bir eğitimi, böyle bu konuyu aklında egzersiz bile etmeyen bu insanlar o gün hepsi severek, insani düşüncelerle bu ölülerimize cesetleri taşıdılar. Evet, evet. O hizmet kaç taneydi? Sanıyorum 800'ün üzerinde tesisimize cenaze geldi. Bunların 512 tanesini tesisimizde şu an üzerinde bulunduğumuz zeminin üzerine, buzların üzerine yatırdık. Bozulmasın, kokmasın diye yatırdık. Ve inanın bana çok samimiyetle söylüyorum, eğer bugün deprem bölgesinde yani İzmit'te salgın hastalık yoksa şu tesisin çok ciddi önemi var. O günden bu yana hiç spor yapıldı mı burada? Hayır, ilk defa işte bu cuma, önümüzdeki cumartesi ayın 5'inde Buz Hokeyi Federasyonu'nun Türkiye Ligi karşılaşmaları oynanacak burada. Şu anda burada ne olursa olsun bir cenaze olayı oldu ve günlerce kaldı. Evet. Bu İzmit'te zaman zaman gelip spor yapan çocuklar vardı. Acaba aileler veya sporcular bundan hiç etkilenecek mi? Ben isterseniz şöyle sizin aracılığınızla bu konuyu merak edenlere de bilgi olsun diye de söyleyeyim. Cenazeler çıktıktan sonra buzu erittik. Buradaki buzdan boşalan suyu çöp fabrikasına gönderdik. Yani deşarj da etmedik. Ardından tesiste dezenfekte işlemleri yapıldı. Daha sonra
Biz buraya itfaiyeden araçlar getirip köpüklü suyla yıkadık ve tekrar dezenfekte ettik. Ondan da önemlisi epoksiyi 3-4 gün önce yeniden attırdık, yani zemin epoksisini. Tesisimizde bu anlamda insanların kafasında tesisimizle ilgili soru olmasını anlayışla karşılıyorum. Ancak çok samimiyetle söylüyorum, herkes gönül rahatlığında gelebilirler. Çünkü tesisi yukarıdan aşağı dezenfekte ettirdik. Şu anda beton soğutması yapılıyor. 2 gündür kompresörlerimize yol verdik. Üzerinde bulunduğumuz alanın şu anki ısısı -1 ile +1 derece arasında gidip geliyor. -6.5'a düşürüp buz işlemine başlayacağız. O da yarın sabah, yani pazartesi. Müzik tesisatı falan her şey hazır değil mi? Hemen hepsi hazır. Yani ufak tefek eksikler de var. Paten yapmasını biliyor musunuz? Hem muhtar hem de müdür. Biliyorum tabii. Biliyor musun? Tabii. Ama yani profesyonel bir iddiam yoktur. Şu amatörce biliyorsun. Tabii. Bir hobiyi gidermek için. Hayır, buz olsaydı sizle beraber beraber kayardık. O bana göre var mı 47 numara? Ben sizi şimdiden davet ediyorum. O gün gelin, Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada aramızda olsun. Hep beraber kayarız. Oldu peki. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok sevindim. Sağ olun. Gel. Teşekkür ederim. sevgili spor severler, sevgili İbrahim Bey'in de söylediği gibi bugün müsabakalar başlıyor, çeşitli müsabakalar başlıyor. Gönül rahatlığıyla oraya gidilebilir. Esas söylemek istediğim şu, buz pateni bir gün mutlaka başka şey amaçlarda lazım olur diye değil, mutlaka böyle tesislerin Türkiye'de çoğalmasını bekliyoruz. Eline sağlık yapanların. Evet, hayatta devam ediyor yani, özeti o. Şimdi konuklarımızı teker teker alalım. Mark Pope hala İstanbul yollarında dolaşıyormuş. İlk olarak bir Efes'ten, bir ülkeden, bir Efes'ten alalım. Şu anda Avrupa Ligi'nin rebound kralı. Geçen sene de Zantabağ'ın arkasından ikinciydi değil mi? Evet. Avrupa Ligi'nde. Evet. Zaten bilmiyorum, ismimi söylemeye gerek var. Her rebound aldıktan sonra bana bakıyor. Aman abi diyor, kaydetmeyi unutmasınlar diyor. Evet. Efes Pilsen'den Hüseyin Beşok. İlk defa böyle alkışlı alkışlı bir... Hoş geldin. Farkı açıyorsun gitgide. Dön şöyle kameraya. Farkı açıyorsun gitgide. Yalnız herkesi alalım, öyle sohbet edelim. Oldu. Bir sonraki konuğumuz Fener'de oynadı. Fener'in ilk şampiyonluğunun tulum çıkardı mimarlarından biriydi. Galatasaray'da oynadı. Geçen sene Beşiktaş'ta oynadı, Tofaş'ta oynadı, Efes'te oynadı. Ülker'de, yani hem üç büyükler kulüplerde hem üç büyük müesseselerde oynadı. Evet. Ülker Spor kaptanı Levent Topsakal. Hoş geldin. Şöyle perdeleme yapayım ki Hüseyin mikrofonunu bağlasın. Tamam mı? Oldu mu? Olmadı mı? Hala yapalım. Levent hoş geldin. Hoş bulduk. Çok iyi gidiyordunuz. Evet. Kötü oldu ama her şeyin sonu değil. Her maçı da kazanacağınız diye bir kural yok. Hidayet orada sabırsızlanıyor, onu da çağıralım. Evet, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak. Ben iddia ediyorum NBA'de oynayacak. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Bir dakika, seni çağırmadık. Hatta ismi söyler. Seni çağırmadık da adını söylemedik. Belki başka biri gelecek. Abi çok sabırsızlanıyor herhalde, bilmiyorum. Heyecanlı mısın? Şimdi Mark Pope da gelince onu alacağız inşallah. Bilmiyorum. 45 dakikamız var. Bulur mu? İstanbul büyüdü ama o kadar. İnşallah. Şimdi hafta sonu salonu da öğrendik. Ben yanlış anlamışım. Ayhan Şahin'le Efes Pilsen ve Ülker Spor ikinci kez ligde karşılaşıyor. Evet. Sizin için biraz daha önemli değil mi? Tabii, biz yenirsek 1-0 olacağız. Efes Pilsen çok büyük bir avantaj sağlayacak. Olası bir playoff eşleşmesinde. Siz yenerseniz 1-1 olacak. Peki, yenmek istiyoruz. Onlar da yenmek istiyor. herkes yenmek istiyor. Şimdi Avrupa Ligi'nde lider duruma geçtiniz. Ülker Spor Bologna'ya yenilince siz de Pio Varna'yı yendiniz. Avrupa Ligi ile ilgili bir kasetimiz var. Onu izleyelim. Herkes yerleşsin. Sonra da telefonlar gelecek. Eminim sana da ilerideki planlarınla ilgili sorular da gelebilir. Çünkü draft'a katılacaksın değil mi? Evet, biraz katılacağım. Biraz mı katılacaksın? Biraz. Hangi birazını yollayacaksın? Biraz dedim ya. Evet. O hep şut atan, smaç vuran ve içeri çok iyi giden kısmını yollarsan çok başarılı olacak. Çünkü bazı zamanlarda azıcık sahada kayboluyor musun, yoksa seni mi unutuyorlar? Yani,
Unutuyorlar. Unutuyorlar diyor. Kaygan zemini de örttük. Örttük. Hüseyin'i rahatça tutturabiliriz. Hüseyin yani kariyerini tehlikeye atmak istemiyor. Çünkü Zarco da oraya oturmuştu. Evet. Darüşşafaka da o da gitti. Evet, Avrupa Ligi kasetini izleyelim, sonra birlikte olacağız. EuroLeague'de geçen hafta iki şok yenilgiyle sarsıldık, bir galibiyetle teselli bulduk. P grubundaki temsilcilerimizden Efes Pilsen haftayı galibiyetle kapatan tek takımımızdı. EuroLeague'in en zayıf ekibi Pivovarna karşısında zaman zaman zorlansa da 78-68'lik skorla galip gelmeyi başaran lacivert beyazlar, Ülker Spor'a kaptırdığı liderlik koltuğuna bir hafta aradan sonra tekrar oturdu. Efes Pilsen'le aynı grupta mücadele eden Ülker Spor'un tılsımı PAF Bologna deplasmanında bozuldu. Murat Didi'nin takımın başına geçmesinden itibaren müthiş bir çıkışa geçen ve son 7 maçını kazanarak büyük sükse yapan Turuncu Yeşiller, Yıldızlar topluluğu PAF Bologna'ya 26 sayı farkla 79-53 yenilerek acı bir fren yaptı. Ülker Spor bu yenilgiyle grubunda 3. sıraya düştü. E grubundaki temsilcimiz Tofaş ilk 4'e girme yolunda hayati önem taşıyan maçta CSKA'ya deplasmanda boyun eğdi. 38 sayıyla takımını sürükleyen David Riverson kişisel çabalarıyla maça ortak olan Bursa ekibi yıldız oyuncunun attığı son üçlük girmeyince rakibine 90-85 yenildi. EuroLeague'de 14. maçların ardından oluşan tabloda E grubundaki Tofaş'ın işinin mucizelere kaldığı bir gerçek. Bursa ekibi ilk 4'e girebilmek için Barcelona ve Benetton'u yenmek zorunda. Tofaş ayrıca CSK ve Alba maçlarının sonucunu bekleyecek. Efes Pilsen ve Ülker Spor'a gelince açıkçası bu iki takımımızın yer aldığı H grubunda dananın kuyruğu son hafta kopacak. İnce hesaplar peşinde olan Efes Pilsen ve Ülker Spor son haftaya kadar bizleri diken üstünde oturtacak. Nefeslerimizi tuttuk. Bu yarışın nasıl biteceğini biz de merakla bekliyoruz. Ya Hüseyin de hiçbir şeyi beğenmiyor ya. Jeneriği biz yapmıyoruz ki, FIBA bize yolladı. Jenerik eskiymiş, yenisini niye yapmamışız diye. EuroLeague jeneriği değil mi? Evet, evet. EuroLeague jeneriği. Şimdi yalnız... Topaş'ın işi iyice zorlaştı. Bilmiyorum matematik hesapları ama bir kere mutlaka iki maçı da kazanması lazım. Rakiplerinin kaybetmesi lazım. Rakiplerinin de Alba'yla CSK'nın da ikişer maç kaybetmesi lazım. Yalnız CSK'yı çok kötü kaçırmışlar. David Rivers gibi bir oyuncunun 38 sayıyla ulaşması, aynı mevkilerde oynuyorsunuz Levent. Çok iyi bir oyuncu değil mi? Çok iyi oyuncu. Çok tecrübeli ve çok kapasiteli bir oyuncu. Peki ne oldu? Sen birdenbire oraya oturdun ve kaygan zemine ikaz ettik o kadar. Kayalım diyoruz artık yavaş yavaş. Yavaş kayalım. Yoruldun mu? Yavaş yavaş yorulduk, kayalım diyoruz yavaş yavaş. Yok ama bu sene çok önemli katkılarda bulunuyor. Çok önemli dakikalar oynuyor. Kusura bakma biraz çevireceğim şunu. En az birkaç sezon daha bu katkılar gerekiyor. Hem Levent Ülker abi, Spor'a. Beni kurtardın Levent abi. Sen beni oraya oturtmuştun. Yok. Mikrofonla bak şimdi diye. Biz insanlar da dinliyor bizi şey zannedecek. Öyle şey olur mu hiç? Şimdi yalnız bu kaygan zeminin bir özel anlamı var. Maalesef yani tek istisna şu ana kadar Ahmet Kandemir'le evet. Halil Üner. Buraya oturan her antrenör işini kaybediyor ya da istifa ediyor ya da takım değiştiriyor. Yani mutlaka bir şey oluyor. Bir tek benim hatırladığım değil mi Ahmet Kandemir'le Halil Üner buraya oturup şu anda hala görevlerini sürdürüyorlar. Antrenörlerle ilgili arkadaşlar bir kaset hazırlamış. Onu bir izleyelim. Yavaş yavaş da telefonlarınızı almaya başlayacağız. Yedi bak! Yedi bak!
Hiç böyle bir sezon yaşamamıştık gerçekten. Basketbolumuzda bu sezonki kadar antrenör sirkülasyonu hiçbir zaman olmamıştı. İlk şoku efsane koç Aydın Örs'ün Efes Pilsen'den ayrılmasıyla yaşadık. Ardından adı Ülker Spor'la özdeşleşen Çetin Yılmaz'ın istifasıyla bir kez daha sarsıldık. Ve sonra diğerleri. Son olarak da Darüşşafaka koçu Zare Markovski. Sezon başından bu yana koltuğunda oturan topu topu 6 antrenör kaldı. Değişimin hızına kimse yetişemedi. Murat Didin Galatasaray'da başladı, Ülker Spor'da devam ediyor. Ergin Ataman Pınar Karşıyaka'da başladı, Efes Pilsen'de devam ediyor. Tofaş'ta Yasmin Repesa'nın yerini Tolga Öngören aldı. Galatasaray'da Murat Didin'in ayrılmasından sonra bir süre Ömer Petorak'la devam etti. Takımın başında şimdi Fehmi Sadıkoğlu var. Pınar Karşıyaka, Ergin Ataman'dan sonra takımı Gökhan Taşdimur'a teslim etti. Daha sonra Ajlan Kavasoğlu iş başına geldi. Troy Pilsner'de Reşat Güney'in yerine Murat Özgül, Oyak Renault'da Nihat İziç'in yerine Cihansever Yeşildağ koçluk görevine soyundular. Ve son olarak da Daçka'nın Makedon koçu Zare Markovski bıraktı koltuğu. Serdoğan Ersözlü Darüşşafaka'da antrenörlük görevini Markovski'den devraldı. İşin ilginç yanı asisteki o lanetli koltuğun bir kez daha iş başında olması. Daha önce Çetin Yılmaz, Murat Didin ve Yasmin Repesa'nın ayağını kaydıran lanetli koltuk bu kez de Zare Markovski'yi işinden etti. Asist programında Repesa, ben Adile falan katıldığımız programda Repesa'yı Çetin oturttuğu koltuğa oturttular. Repesa orada demişti ki beni bu koltuğa oturtma, en iyi arkadaşım buraya oturttuktan sonra ayrıldı. Beni buraya oturtma dedi ve odan da ayrıldı. Demek o koltukta bir şey var, bundan sonra antrenörlere uyarıyorum asist programından özellikle. Oraya oturmayın. Sonuçta sezon başından bu yana yerini kaptırmayan 6 antrenör kaldı. Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir, Türk Telekom'da Ercüment Sunter, Fenerbahçe'de Halil Üner, Maydanoz Kolejler'de Haydar Kemal Ateş, Kombassan Konyaspor'da Koray Mincinözlü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mustafa Aksoy. Ne diyelim, Tanrı kalanları lanetli koltuktan korusun. Lanetli koltuğun hikayesi ben şimdi tam hatırlamıyorum. Evet, şu kameraya alışmamız biraz zaman alacak ama evet, onu da örttük. Gayet güzel. Ya telefonlarımızı almaya başlayalım. Çünkü hakikaten Avrupa Ligi'nde özellikle neler olacağını herkes merak ediyor. Eminim ki basketbol severlerin de ilginç soruları var. Ve ilk telefonumuzu bağlayabilirsiniz. Evet. Alo. Alo. Efe Tekin, İzmir. Merhaba Efe. Merhaba Murat abi. Benim sorum az önce de belirttiğin gibi Hidayet Türkoğlu ve 25-10 planlarıyla ilgili. Tamam. Bilmiyorum ikisinin de Efes Pilsen'le mukaveleleri ne kadar ama sözleşmeleri bittikten sonra NBA'yi veya Avrupa'yı düşünüyorlar mı? Bir de sorum Efes Pilsen'in yeni transferleriyle ilgili olacak. Hepiniz cevap edebilirsiniz buna. Karim Reed ve Ricky Winslow'un yararlı olabileceğine inanıyor musunuz? Çünkü ben bir izleyici olarak 35 yaşındaki Winslow'un çok yararlı olabileceğine inanmıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica. Evet, Hidayet. Yani şimdi benim... bu sene draft'a giriyorsun. Evet. Diyelim ki ilk turda seçildin ki ben öyle olacağına inanıyorum. Ortalarda seçildin. Yani Mirsad'dan biraz yukarıda 14, 12, 15 ve garanti teklifi aldın. Evet, şimdi seni dinliyoruz. Yani tabii öyle bir şey olursa tabii benim hedefim orada gidip oynamak. Yani tabii oturup bunu kulüple konuşmak lazım. Kaç sene kontratın var? Yaklaşık 8 senelik var. 8 senesi daha mı var? Evet, 8 sene daha var. Draft'a yetişirse. Bak Efes NBA takımı yapalım, tamam mı? Bir saat o zaman gelin. O zaman idare edelim. Peki 8 senelik anlaşmam var. Ama mukavelede şey yazıyor mu? NBA yani, şeyi var. Var tabii. NBA çıkışı var. Evet. O zaman bir miktar ödemen lazım ama. Sorunun ikinci yani. Bölümü mümkün değil. Avrupa'dan iyi bir teklif alsan. Ya zaten Avrupa'yı pek düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Çünkü Efes Pilsen artık bir Avrupa takımı oldu. Tabii canım. Peki gönlünde yatan bir NBA takımı var mı? Ya, gönlümde tabii Lakers var ama ondan önce orada gidip oynamak var yani. Yani öyle. Mirsad gibi çok güçlü bir takıma gidip
oturmaktansa daha zayıf daha, bir daha takımda başlayıp oynamak daha önemli. En az 10-15 dakika. Peki şimdi Enestrovic bunun çok güzel bir örneği. O bayağı oynuyor oynuyor bir yere geldi. NBA'yi en iyi takip edenlerden biri sensin. Sence Hidayet'in oyun tarzını da biliyorsun. Çok yakından hangi takımlarda daha çok oynama şansı var şu anda? Mesela ilk 5, ilk 6, ilk 7, ilk 8. Vallahi şimdi bu sene olsa söyleyebilirim ama şimdiki free agents olduğu için 3 tane çok iyi oyuncu alır bir ama zayıf takım. Ona, şu anda Chicago Bulls mesela ona çok uyar. Yabancı da olmaz. Benim hala arkadaşlarım var. Ona yardımcı olur orada. Chicago Bulls Boston'da. En kötü durumda. Boston bilmiyorum. Rick Pitino'yu kaldıramaz gibi geliyor ama. Niye? Ne bileyim bana öyle geliyor. Ya Hidayet bir insan. Rahat bir insan. Bilmiyorum yanılıyor muyum. Ama yani Pitino'nun yaklaşımı belki biraz ona ters gelir. Yani Mirsat'ın New York'ta yaşadığı sıkıntıları belki yaşar diye düşünüyorum. Ama Chicago Bulls'da Kukoc gibi yani ona güzel örnek olabilecek bir oyuncuyla çok önemli tecrübe kazanabilir. Çünkü o da Avrupa'dan gitti diye düşünüyorum. Golden State olabilir, Clippers olabilir. Yani kötü takım çok. Efendim? Michael Jordan sık sık idmanlara çıkıyormuş. Washington olabilir. Ya, Jordan'a karşı belki teke tek oynar. Ben olabilir. Washington'a gidiyorum. Şimdi çaktırmadan benim taklidini yapıyor. Ne dedi? Washington. 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 Peki sorunun ikinci bölümüne bence sen cevap ver. Ricky Winslow ve Kareem Reed ile ilgili. İkisi de hiçbir şekilde faydalı olamazlar. Ama son günlerde yapıldığı için herhalde ne bulursak onu aldık diye hesap etti Efesli yöneticiler. Ama iki oyuncuyu da ben şu anda mevcut olan kadroya yardımcı olacaklarını düşünmüyorum. İlk beşe giremezler ama. Ama belki Winslow ilerlemiş günlerde biraz daha faydalı olur düşüncesindeyim. Ama öyle aman aman takımı kurtaracak oyuncular değiller. Ya zaten sizin ilk beş bence süper. Ömer de zaman zaman çok iyi oynuyor. Arda yavaş yavaş devreye giriyor. İnşallah oradan bir katkıya ihtiyaç kalmaz. Zaten bizim takımın yani ben Rick'in faydalı olacağına inanıyorum. Zamanla çok geç geldi. Bazı adaptasyon problemi oldu. Şimdi antrenman düzeyi de arttı. Ben Rick'in bir sonun yararlı olacağına inanıyorum. Zaten bizim takım öyle bir oyuncu gelip yani kimi kesecek, kimi bakacak. Herkes oynayan oyuncular ilk 5 olarak. 40 dakika yani evet. Süpürecek diye bir şey yok. Zaten 3 dakika oynayacak. Yani yalnız tek, yararlı olacağını inanıyorum. Tek yani. Şey Allah korusun sana bence büyük bir nazar boncuğu taksınlar. Drobniak veya Hüseyin'e yani herhangi bir şey olursa o zaman. Bilmiyorsun hocam. Isırdım yani tahtaya da vurdum. Ama şey olarak yedek olarak biraz o pozisyonda sıkıntısı var Efes. Maviye bakmak lazım. Levent'in güzel gözlerine bakalım. Ya var ya çok güzel gözler ruhlusu. Abi yani doğuşta var. Bir telefon daha alalım şimdi. Alo. 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 Muğla'dan Serkan Atalay. Merhaba Serkan. Merhaba herkese iyi günler. Ben öncelikle İsmet abiye bir şey söyleyeceğim. Benim küçük bir kardeşim var burada. Basketbolun ve senin hastan. Ona bir şapka gönderirsen çok memnun olacağım İsmet abi. Şarkı mı şapka mı? Şapka. Sen gazeteyi ara bir senle konuşuyorsun. Serkan şapka zor gelir onu sana söyleyeyim. Şeyden sonra ara. Programdan sonra gazeteyi ara konuşalım. Tamam sağ ol İsmet abi. Sorunu alalım 30 saniye. Evet Levent'e soracağım. Levent Tofaş'ta iyi bir sezon geçirmiştin. Tofaş'tan sonra Fenerbahçe'ye gittin. Bunu Tofaş'tan ayrılmaya bir hata olarak düşünüyor musun? Fener ve Beşiktaş'ta oynadın. Şimdi Ülker'de oynuyorsun. Müessese takımında mı oynamak daha iyi yoksa bir kulüp takımında mı? En sonunda basketbolu İTÜ'de bırakma hayalim vardı. Bu hala, bu isteğin hala geçerli mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sen Tofaş'tan Fener'e gelmedin mi? Evet. Fener'e mi geldin? Arkadaşımız da öyle söyledi zaten. Tofaş'tan Fener'e geldim. Çok güzel bir sezon geçirdim Tofaş'ta. Çok da keyifliydim. Fakat işte aile, İstanbul özlemi, doğup büyüdüğüm şehir, arkadaşlar derken İstanbul'a dönmeye karar verdik. Fenerbahçe'nin de teklifi vardı. Değerlendirdik, döndüm. Ama hala aile arasında acaba mı dönmese miydik? Çok rahattık, çok keyifliydik diye bu konuşmalar oluyor. Bir tereddüt var yani. Bu konuşmalar oluyor ama ben yani pişman değilim. Yaşanmış bir olay. Yani bundan da pişmanlık duyulacak bir şey yok. Mükemmel ama çok, bir evde oturuyorlardı. Evet, beni konuk keyifli. Etmişlerdi. Evet. Çok güzel. Müessese kulübü mü? Şey kulübü mü? Valla çok spor ayrı çok ayrı ortamlar. Bir senin yapına hangisi daha uygun? O biraz da yapıya yapıma, göre değişiyor benim herhalde. Benim yapıma müessese değil. Uygun. Yok. Ha, kulüp daha uygun. Müessese kulübü daha bir
işveren konumunda oluyorsunuz. Öbür tarafta yani maddi bağlamda daha rahatsınız. Ama tabii istenen şeyler de sizin kendinize göre belki daha fazla şey isteniyor sizden. Yani tam bir profesyonel hayat olası. Öbür taraf daha amatör. Ben amatör bir takımda yetiştiğim için hep amatör taraflar bana daha uygun geliyor. Var mı hala teknikte basketbol kariyerini tamamlama hayali? Geçen gün diyordu ki. Valla en kısa zamanda ben dönmek istiyorum inşallah. Kısmet hatta olursa. Hatta Lütfü Arbuana dedi. Sen de geleceksin dedi. Son idmanda şeyde şut atıyorlardı. Ama esas Harun'la düşünüyorsunuz değil mi bunu? Tabii. Harun biraz zor gelir. Valla niye öyle diyorsun? Bana öyle geliyor. Yol uzak. Bana öyle geliyor ama ben işte kısmetse kulübümüzü de eski ortamında görmek istiyorum. Ben inşallah o ortamda olur. Ben de o ortamda son birkaç senemi yaşarım. Yani teknik mesela maydanoz maçı izlerken maydanoz öne geçiyor. Bir burukluk falan heyecan oluyor mu? Ya açıkçası mesela dünkü maça da çok gitmek istedim. Gidemedim. Ama işten çok teknikliyim. İçeriden teknikliyim. Bazen kızdığım şeyler oluyor. Bazen yani kulübün içinde de kızdığım şeyler oluyor. Ama bu çok sevdiğimden dolayı olan bir şey. İnşallah hep beraber. Şu anda tabii üzülüyorum ki kaçan maçlara. Daçka maçtan çok üzüldüm. Banktan seyrettim. İki uzatma değil mi? Ya, çok büyük şanssızlıkla yenildiler. Ama kısmet neyse o oluyor. İnşallah eski günlere getirmek için çaba sarf edeceğiz bir şekilde. Tabii kendi salonu, kendi seyircisi. İnanılmaz bir potansiyel. Önemli. Önemli bir sponsorlar bulunursa bu çok güzel üstesinden gelinir. Ben teknik üniversitenin niye ligin başını her yıl zorlayacak bir takım kuramadığını hala anlamış değilim. Bu kadar da zengin iş adamı, eski teknikli mezunu var ama bir organizasyon eksikliği bir şey var. Bilmiyorum senin yüzündeki ifadeden öyle değil dercesine bir. Türkiye'nin zirvesinde olan şirketlerin çoğunda zaten Türkiye'nin 4-5 üniversitesi dağılmış durumda. Bunlardan biri de teknik üniversite. Onların içinde demek ki basketbolu sevmiyorlar. Aynı şeyi ben kolejler için de düşünüyorum. Yani o kadar eski kolejli var. Onların da daha iddialı bir takım kurabilmesi gerekir. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Ha, iyi günler. Alo, iyi günler. Enver alo. Yener. Alo. Enver, duyuyor musun? Evet, evet. Ha, sorunu alalım. Benim sorum Levent Topsakal olacaktı. Televizyonu kapar mısın? Ondan mı? Uzmanı oldu. Alo. Evet, şimdi. Benim sorum Levent Topsakal olacaktı. Ülker'in bu Bologna yenilgisi Harun Erdoğan'ın sakatlığına mı bağlı yoksa takıma mı bağlı? Bir de bir şey diyecektim. Son günlerde Hidayet'in NBA şeyi çıktı. Herkes gider mi gitmez mi diye. Hidayet zaten bir NBA oyuncusu Türkiye'de. Bir de yarınki maç için gelsinler, Hidayet Türk oluşuva var Ülker maçında, seyretsinler. Akraba mı Hidayet? Kuzen falan. Yok ama hakikaten öyle. Ben yani geçen hafta değil yapamadık radyo programını. Evvelki hafta nereden aramıştı hatırlamıyorum da seninle ilgili bir soru sordu. Bir NBA scout'u Anthony Hardaway'in biraz uzunu diye bir yorum yapmıştı. Tabii. Bana seninle ilgili. Yani o kadar değer veriyorlar. Şu Anthony bizim Anthony. Evet. Hafta sonları birlikte olduk. Beraber oluyor musunuz? Evet Ledo. Ya Harun hepimizin bildiği çok büyük, çok değerli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Tabii ki bizim takımımızda oynayamaması bizi negatif yönde etkiliyor. Skorumuzu çok düşürüyor. Çok aradığımız dakikalar oluyor. Fakat Bologna maçını Harun'un yokluğuna bağlamak biraz yanlış olur. Çünkü Bologna maçında biz takım olarak çok kötü oynadık. Harun bizi o gün biraz zor kurtarırdı. Harun normal bir maçta bizim için çok fark eder ama o gün takım çok kötü durumdaydı. Çok büyük bozguna uğradık. Bir deplasman maçıydı. Ben öyle yorumluyorum. Deplasman maçında deplasman havasına girmiş kötü bir Ülker. Avrupa'nın da en zor deplasmanının biri. Yalnız Levent'e işte bak basketbolun güzel tarafı bu. Hiçbir kaçamak cevap yok. Tamam ya doğru söylüyor yani. Da gerçekten biz yani, de yaşadık orada onu. Tabii Dorizon'u duyunca o etkiliyor mu? Size de soracağım. Şimdi o çünkü Dorizon var ya Fransız. Yani maç başlamadan önce hocamız söyledi. Yani ben tanımıyorum. Hakemleri tanımam pek. Böyle olabileceğini söyledi ama o maçı hakeme de bağlamak yanlış. Yani o hayır o şey da olarak diyorum ben, psikolojik olarak. Yok ben bilmiyorum. Hiç. Yani sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Hakeme takılıp yani da maçta. Bence o gün yani Paf zaten evinde hiç yenilmez. Bu sene bir tek kere yenilmiş. Türk takımına şimdiye kadar yenilmemiş. Çok önemli bir takım. Artı bir de şu var. Birkaç gün önce yenildiler, elendiler İtalya Kupası'ndan. Evet. Ve bir borç var ve dargınlık var seyirciyle aralarında. Protesto evrakları geldi bize böyle. Evet, resmen.
seyircinin dağıttığı Myers'ı sözde protesto eden ama hiç protesto etmediler Myers'ı. Çünkü Myers'a gazeteciler sormuş Siena gibi bir takıma nasıl yenildiniz diye. İtalya Kupası bizi ilgilendirmiyor demiş cevap olarak. Seyirci de o zaman da Avrupa Ligi bizi ilgilendirmiyor diye bir protesto mektubu. Maçın başında suskunlardı ama sonra ama barıştılar. Myers girince barıştılar. Belki de çok cimri oyuncu o. Yani öyle bir tezgah yaptı arkadaşlarını motive etmek için. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Musa Çözen. Kim bu ya? Hiç tanımıyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben alo. Nereden arıyorum? Evet. İsmet'ten nerede arayabilirim? Galiba bizim bakkal bu ya. Bakkala borcumuzu da ödememiştik. Olur mu ya? Avrupa'nın en iyi yönetmeni işte. Sevgili Musa Çözen. Bu da yönetmenlerin Hidayet Türkoğlu. Ben Hidayet'i ve Hüseyin'i çok seviyorum. Onları görünce telefon etmek ihtiyacını duydum. Levent kardeşimle tanışmıyoruz ama ona da selamlar. Bana mı bozuldun Musa abi? Musa geçmiş olsun. Grip misin? Sesin biraz çatlak geliyor. Yok ya, akşamdan kalma, hep de ondan. Ha, geçmiş olsun. Var mı bir sorun? Ledo'ya falan sormak istediğin ya? Sorun falan yok. Onların bir sesini duyayım dedim. Hidayet ve Hüseyin'i ben çok seviyorum biliyorsun. Sağ olasın Musa. Onlar benim canlarım. Levent kardeşimle hiç tanışmadık ama onu da çok severim. Yalnız burada sevgili basketbol severleri bir şey mesaj vermemiz gerekli. Murat Muratanoğlu ile ben anlatırken eğer sahada güzel bir basketbol yoksa ve reji odasında ve kameraların o muhteşem görüntülerini basketbol severlere ulaştıran Musa Çözen olmasa basketbol bu denli sevilmez. Musa'nın da basketbolun sevilmesinde görüntüleriyle birlikte çok önemli bir rolü var. Her geçen günde basketbolu öğreniyor. Aferin ona. Vallahi öğrendik ya. Sonradan çıktı ama bu iş biz futbol. Daha sonra bu basketbolu ben daha çok sevmeye başladım. Bu çok önemli. Valla işte. Çok sevmeye başladım. Biz Murat'la 92 Final Four'la başladık. İlk benim basketbol tabii, olayım oradan tabii. Başlıyor. Tabii. Musa, kaç yılıydı Musa abi? 92. Tabii. 5-6 Nisan miydi neydi Musa o? Çok merak ediyorum. Hidayet'e hep şunu soruyoruz. Diyoruz ki NBA'ye gidersen nasıl oynarsın vesaire. Ben şimdi Murat'la birlikte, Murat benden çok daha fazla seyretti. NBA'de çeşitli maçlar seyrettik. Final serisini seyrettim ben. Orada inanılmaz kameralar var. Yani ben 30 tane mi, 40 tane mi, 50 tane mi? O kadar yoktur canım. Ne bileyim ben bilemiyorum ki. Seyirciler... Ya inanılmaz Murat. İnanılmaz. Her taraftan bir... Yani mesela bir seyirci var. Elini çırpıyor. Benim bildiğim maksimum 17 kullanabiliyorlar değil mi Musa abi? Tabii. Peki 17 tane. 17 tane. 30 tane. 30 tane olabilir. Niye olmasın? Hayır, biz Abdül Bekçi'nin neresine koyalım o kadar kamerayı ya? Şimdi peki 17'de bu da 17'de kalalım. Hadi 17'de evet, anlaşalım. 17 tane kameralı bir şeyde reji odasında ve o kadar güzel organizasyonda. Çünkü seyircilerin mimikleri aynı zamanda dev ekrandan da yansıyor. Öyle bir yerde NBA'de gerçekten yönetim sağlayabilir miydin? Vallahi benim hayalimdir. Ben onu yapabilirim. İngilizcesini ben çünkü futbol maçlarında 14 kamerayı kullanıyorum. Ya yani bu 17 olur, 18 olur. Şimdi bak, yalnız NBA'de kamera sayısından daha önemli Musa abi, ışıklandırma müthiş değil mi? Tabii canım. Yani 7. sırada bir seyircinin tepkisini yönetmen yakaladığı zaman ekrana getiriyor. Türkiye'de 7. sıra kapkaranlık çıkıyor mesela. Öyle de önemli avantajları. Bir de şu var ya, sevgili basketbol severlere şunu söylemek istiyorum. Geçen gün Levent Topsakal'la mı konuşuyorduk? Tribünler gözüktüğü zaman nedense bizim Türk halkının ruhunda hep siyah, kahverengi, koyu yeşil, petrol rengi. Ya şöyle cıvıl cıvıl portakal renkli, kırmızı, yeşil, sarı. Yani böyle açık renklerle gelmiyoruz. Takımların formalarıyla gelmiyoruz. Yani Avrupa'ya gittiğimiz zaman içim geçiyor. İnşallah sevgili yönetmenimiz Musa ile birlikte çok daha böyle güzel görüntüler veririz. Cıvıl cıvıl renklerle. İsmet, ben sana bir söyleyeyim mi? Laf açılmışken. Türkiye'de futbol maçı çekecek stadyum yok. Bir. Yani Türkiye'de doğru düz bir de salon da yok. Adamların kameralarındaki resimler tablo gibi. Bizde öyle bir şey yok. Yani o ne yaparsa, ne kamera korsan o resimleri de edemezsin. Hidayet'in de son ikisi maçı vardı. Barbaros'tan rica ettim. Onu da jenerik yapacaktı. Buradan söyleyeyim. O iki muhteşem smaçını. Sen bayağı bir Hidayet taraftarı olmuşsun. Ya Hidayet ve Hüseyin, onlar benim canlarım ya. Ama kafamı yaratamadım ya İsmet Emre. Ömer'i de sever. Doğru. Peki Musa abi, çok teşekkür çok ederiz. Çok öpüyorum. Başarılar. Şimdi de seni de çok öpüyorum. NBA kasetine girelim ki o ışık farkını falan hep birlikte bir izleyelim. Tamam mı? Tamam, güzel. Oldu, iyi günler. Hadi. Günler. Kolay gelsin. NBA'de geçtiğimiz hafta neler oldu?
Dünya basketbolunun kalbinin attığı NBA'de haftanın gelişen olaylarına bir kez daha asistin penceresinden bakıyoruz. Washington Wizards'ta basketboldan sorumlu başkanlık görevini kısa bir süre önce üstlenen efsane Michael Jordan ilk işi olarak takımın koçunu değiştirdi. Garfield Hurd'un yerine Daryl Walker'ı getiren Jordan, Washington Wizards'ın yeni koçuyla daha başarılı olacağını söyledi. NBA'in en genç koçları arasında yer alan 38 yaşındaki Daryl Walker'ın coaching kariyeri Toronto Raptors'da başlamıştı. Son olarak CBA takımlarından Rockford Lightning'de de görev yapmıştı. And they're trying to hide one of the guards, but right now the Magic are calling the plays and spreading the floor. Yapılan bir araştırma NBA'in ilginç yönlerinden birini daha ortaya çıkardı. Buna göre NBA'de halen forma giyen en yaşlı ve en genç oyuncular arasında tam 21 yaş fark var. En yaşlı oyuncular Phoenix Suns'dan Mark West ve Charlotte Hornets'tan Dale Ellis. Bu iki oyuncu da 39 yaşında. En genç oyuncuysa Indiana Pacers'dan Jonathan Bender. Bender henüz 18 yaşında. Bender'ın dışındaki diğer gençler Dallas Mavericks'tan Bruno Shandov ve yine Indiana Pacers'dan Al Harrington. Bu iki oyuncunun yaşları 19. West ve Ellis dışındaki diğer yıllanmış şaraplar Golden State Warriors'dan Terry Cummings, Indiana Pacers'dan Sam Perkins, Vancouver Grizzlies'dan Antoine Carr ve Portland Trail Blazers'dan Joe Klein. Bunların yaşları 38. All alone, Grant with Barry, the alley-oop to Patterson. Minnesota Timberwolves'un yıldızı Kevin Garnett, NBA'de Ocak ayının oyuncusu seçildi. Wolves, Ocak ayında yaptığı 15 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, Garnett 10 maçta double-double yaparak büyük bir başarıya imza attı. Garnett bu maçlarda 25.8 sayı, 10.5 rebound ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Garnett halen rebound krallığında maç başına 12 ortalamayla 4. sayı krallığında da maç başına 23.2 ortalamayla 9. sırada yer alıyor. Bu sezon Golden State Warriors'ın ev sahibi olduğu All-Star maçıyla ilgili bazı haberler verelim şimdi de. 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek bu dev organizasyon için oy verme işlemi sürüyor. Doğu Konferansı'nda şu anda en çok oy alan isim Toronto Raptors'ın yıldızı Vince Carter. Carter'ı Miami Heat'ten Alonzo Mourning ve Philadelphia 76ers'dan Allen Iverson izliyor. Batı Konferansı'nda en çok oy alan isimlere gelince Los Angeles Lakers'dan Shaquille O'Neal, Minnesota Timberwolves'dan Kevin Garnett, San Antonio Spurs'dan Tim Duncan ve Phoenix Suns'dan Jason Kidd'in All-Star'daki yerleri şimdiden ayrıldı bile. Jason Kidd comes back the other way and laces one down. Abonesi, küçük dostlarımız ve aileleri Disney On Ice Herkül gösterisini ücretsiz olarak izlediler ve hep birlikte harika bir gece geçirdiler. Multicolor yelpazesi içinde yer alan ve artık tüm ileride kablolu yayında izlenebilen Maxi TV benzeri etkinliklere devam edecek. Her yaştan çocuğun izleyebileceği kaliteli ve argosuz yayınıyla Maxi TV hafta içi her gün 06-19 saatleri arasında, hafta sonu da 06-17 saatleri arasında seyircisiyle buluşuyor.
Her gün 1 saat İngilizce yayın yapan Maxi TV tüm Türkiye genelinde S bandı 5. kanaldan izlenebilir. Tüm çocukların tercih ettiği tek televizyon olan Maxi TV, Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 50 çocuğu Disney On Ice Herkül gösterisine davet etti ve onlara unutulmaz bir gece yaşattı. Bugünün küçüklerinin geleceğin sorumluluk sahibi bireyleri olacağının bilincinde olan Maxi TV, kaliteli ve özenli yayın anlayışından hiçbir zaman ödün vermeyerek yayın hayatına devam ediyor ve tüm çocukları kucaklamayı hedefliyor. Hadi çocuklar, ekran başına. Maksimum eğlence Maxi TV'de. Çocuklar, tatil armağanlarınız Aksoy Yayıncılık'tan. İşte Türkiye'nin en çok satan çocuk dergileri. Ve birbirinden süper armağanlar. Sarı Trampet'ten herkese bir yarış arabası. Tam 8 çeşit. Seç, beğen. Dilediğin arabaya. Temel Reis'ten herkese süper bir uzay tabancası. Kabaklı, alarmlı, sürenli. Dilediğini seç, üstelik hepsi bedava. Sarı Trampet ve Temel Reis'in Şubat sayıları çıktı. Tüm gazete bayilerinde ve marketlerde. Tükenmeden alın. Malti Kanal üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Sinema ve maç biletleriniz Malti Kanal'dan. Şubat ayında gösterime giren filmleri ilk kez siz izleyeceksiniz. Basketbolda Efes Pilsen, Topaş ve Ülker Spor'a lig ve kupa maçlarında destek verecek ve Galatasaray'ın heyecanlı futbol karşılaşmalarında tribündeki yerinizi alacaksınız. Malti Kanal ekranlarını takip edin, izleyin, kazanın. Sürprizlerimiz devam edecek. 0212 355 55 55 Malti Kanal. Ya program neredeyse bitiyor. Trafikte seyreden basketbol severlere bir duyuru yapalım. 2-4 değil mi Mark? 2-4 boyunda sarışın mavi gözlü direksiyonda bulunan bir arkadaşa rastlarsanız. İngilizce konuşan. Lütfen bize doğru yollayın. Herhalde gelmeyecek artık ama. Tabii. Şimdi demin arada birincilik hesapları yapıyorduk. Ledo Varesa'nın Sivona Zagreb'e yenilmesi iyi oldu diyorsun. Yani şöyle iyi oldu. Bizim Varese işte Efes'e pek saldırmaz diye düşünüyoruz. Çünkü hiç şansı kalmadı. Efes yener. İşte Efes Varese'yi yenerse, biz Sibona'yı İstanbul'da, Efes'i de İstanbul'da yenersek, Bologna'da ikisini kazanırsa. Kazansa da üçlü averajda en iyi durumda sizsiniz. İlker çıkıyor, evet. Ama Varese Efes'i yenerse olmuyor. Bizim birincilik şansımız kalmıyor. İkincilik şansımız var. Hüseyin sen ne diyorsun? Tam tersi olursa bu sefer... Biraz karıştı ya. Bence o grupta sizin grupta birinci olan mutlaka Final Four'u bulur. Benim evet. En büyük korkum Pop'un birinciliğe fırlayıp Efes ve Ülker'i aşağıya atmaz. En büyük. En zorunda üçüncülük herhalde. Zaten Varese'yi yendiğimiz an Pop'un birincilik şansı kalmıyor. Aman inşallah. Onu da inşallah sevgili basketbol severler sine beşten ama çok karışık yani. Evet. Yalnız daha önemli bir konu var. Biraz evvel en yaşlı ve en genç dedik ya NBA'de de. Türkiye Ligi'nde de böyle bir konu var. Levent bir şey hatırlattı. Levent onu bir söyler misin? Zeki Tosun olayını. Ha, Zeki abiyle ben beraber oynarken herhalde aramızda şimdi takribi konuşalım ama herhalde 18. Ben ilk A takıma çıktığımda 18-19 yaş fark vardı. Yani yakın bu ya. Tabii. 16 yaşında çıktın sen. Ben 16 yaşında çıktım. En genç çıkan sen misin? Benim. Sen kaçta çıktın? Ya, 17. Bir seneyle. Kas. Daha sonra. 19-18. Evet, şimdi demin NBA kasetini izlerken Hüseyin biliyorsun Mirsat'ın çok iyi arkadaşı. Hemen Mirsat'ı yakaladı orada bir pozisyonda. Benim oydu ya. Şimdi Teoman'dan rica edeceğiz. O pozisyonu ekrana getirecek. Bakalım hakikaten Mirsat mı? Nerede görüyorsun Hüseyin? Şimdi kenarda elini kaldı. Bak kalktı ya. Bak kalktı. Sağın içinde. Bak. Ama yani. Yeri al. Teknik faul olacak. Yani teknik faul de alabilirdi. Oynat Teoman. Bak şimdi. Bak işte o. Geliyor. Vallahi. Üçlükleri kaldırıyor. Hiç. Dünya umurunda değil. Girmiş sahaya giriyor. Mirsat aynı Mirsat. maç devam ediyor. Bir partla tabii. Bir partla orada biraz oynamıyor. Keşke tamam. Oynayabilsin. Şimdi birkaç telefon daha alalım. Bir sürprizimiz var. Çok güzel onun bir resmi elime geçti. Bu hafta inşallah onu kullanacağız. Biliyorum ben. Ama söylemeyeceğim. Alo. Yok vallahi söylemem. Alo. Harun Alo. Bağlar. İskenderun. Alo. Merhaba Harun. Merhaba.
Sorunu alalım. Öncelikle ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Basketbolu böyle Türkiye çapında yaydığınız için. Ve de özellikle Hüseyin abime başarılar diliyorum. Çünkü kendimi ona benzetmeye çalışıyorum. Yani boyum da onun gibi müsait olduğu için. Sahiden mi? Boyun kaç? 1.97. Yaş? 84'lüyüm. 84. İyi. İyi mi? 16. Yani her yönümle onu kendime benzetmeye çalışıyorum. Oynuyor musun? Evet. Nerede oynuyorsun? 4 yol Belediyespor'da. Hatay'da. Ortalamaların ne? Biliyor musun? 15'li ben. Maalesef. Peki. Peki. Hüseyin abi. Evet, alalım sorunu. 30 saniyen başlıyor. İlk önce İsmet abiye soruyorum. Yaz kamplarını neden Türkiye çapında diğer illerde de yapmıyorsunuz? İkinci sorum Hüseyin abime. Maça neden yani adapte olamıyor bazı zamanlar? Hidayet abime. Bu genç yaştaki formunu nereden buluyor acaba? Yani nasıl buluyor? Levent abiye. Hiç kimse yok. Ülker Spor gibi bir takımda oynamak nasıl bir duygu? Teşekkür ederiz sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Yani seni örnek alıyor ama bu arada da fırçasını attı. Yani hiç affetmedi. Hemen ben başlayayım. Milli Olimpiyat Komitesi ve çeşitli özel okullar bütün Türkiye çapında yavaş yavaş gelişmeye başladı. Zaten o geliştiği zaman federasyon da her şeyde bütün ülkece bir seferberlik ilan edip Türkiye'de gerçek basketbol ligi olacak. Çünkü İstanbul'da sadece Türk takımların birincilik takımlarının olmasını beğenmiyorum. Bütün Türkiye'ye dağılmalı. Trabzon'da, Diyarbakır'da, Malatya'da her yerde basketbol takımlarımız olmalı. İnşallah bu da yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Biz de Hatay'a gittiğimiz zaman Hatay'daki oyunculardan bahsedeceğiz. Tabii biz Avrupa Ligi'nde çok önemli maçlar oynuyoruz. O maçların konsantrasyonu çok ayrı oluyor. Devamlı maç oynadığım için Türkiye Ligi'nde de biraz konsantrasyon eksikliği olabiliyor yani. Hem seyirci açısından hem kendimiz olsun. Bu da etkiliyor yani. Her maça aynı konsantreyi sağlayamıyoruz. Tabii bunu sağlamak lazım. Dediğim yani her maça ben de konsantre olmaya çalışıyorum. Bu sene rebound krallığını ama alacağın gibi gözüküyor. Alır kardeşim. Yani geçen sene bütün yıl boyunca tabakla baş başaydı. Koptu. Şimdi koptu gidiyor değil mi? Geçen sene biraz dakika azdı ama. Hapmadın değil mi? Dakikaya vurursan herhalde tabaktan çok fazlaydı yani. 17 aldın son maç değil mi? 17. Geçen sene 23-24 dakika ortalama. İkinci kim? Hoffman mı? Hoffman. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. O ilk pastan sonra biraz daha hızlı gitsen belki trailer olarak o zaman triple double yapma şansın biraz daha fazla olacak. Nasıl gitmiyorsun oğlum? Ben gidiyorum da şimdi yolda boş boş gidiyorum yani. Ya bu öldürür beni vallahi. Öldürür ya. Öldürürsün. Gitsene oğlum. Tamam. Hidayet. Hidayete verdiğim zaman ben koşmuyorum zaten. Nasıl olsa o işi bitirecek diyorsun. Nasıl olsa baba verdi mi geri gelmiyor diyorsun. Yok. Ya İsmet abi Allah aşkına. Evet senin sorun neydi? Benim sorun neydi? Formumu neye borçlusun? Ha formunu neye borçlusun? Çok çalışmaya. Çok çalışmaya borçlusun. Günde 2 idman yapıyoruz. Ekstra idmanlarla formumu sözüyorum yani. Ama altyapıda da yani değil mi çok ilerletmişsin ki. Şimdi günde 2 idman yapmıyoruz. Günde 3 idman yapıyoruz yani. Evet günde 3 idmana başladık. Altyapıda koçun kimdi? Koçum Ergin abiydi. Oktay abi vardı. Berkant abi. Yani hepsiyle çalıştı. Hepsiyle çalıştı. Hayır çünkü şu açıdan soruyorum. Atıyorum şimdi. Kukoç'u hangi Yugoslav antrenör görsen ben yetiştirdim der. Yani 750 kişi falan Kukoç'u yetiştirmiş. Yani senin için merak ettim. Ben yani çok kimin emeği geçti o açıdan sordum. Yalnız 3 idman yani onu es geçme. Basketbol takımında 3 idman. Futbol takımları günde bir idman yapıyor bazen. Ve ben inanıyorum ki eskiden bazı kaleci Adil vardı çeşitli. Fenerbahçe idmanlarına çıkıp dayanamazlardı. Futbolcuların basketbol idmanlarına dayanacağını hiç ümit etmiyorum. Günde 3 idman çok yoğun bir tempo. Çocuklar rahatsız ediyorsak İsmet abiyle biz kenara çekilelim. Siz sohbetinizi devam ettirin. Evet Ledo, Ülker'de oynamak nasıl bir his? Tabii şimdi Ülker, Efes Pilsen, Tofaş ve Ülker şu basketbolun lokomotifi durumunda yatırım olarak. Basketbolu çok yatırım yapan bir takım. Euroleague'de oynayan bir takım. Dünyanın en büyük ikinci ligi olarak konuşulan bir ligde oynamak çok güzel bir duygu. Çok büyük bir organizasyon. Bu sene ilk Euroleague sezonun değil mi? Yok. Fenerbahçe'de başladım ama bitirmek kısmet olmadı. Geçen sene. Oynadıydın yani değil mi Euroleague maçını? Oynadım. Ama çok büyük bir organizasyon. Tabii daha önce bu 3
kulüpte de oynadım. Bunlar çok büyük organizasyonlar. Bu organizasyonlarda görev almak çok güzel bir şey. Ben de işte kariyerimin sonlarına doğru tekrar böyle bir, ne diyeyim, büyük oynamak mı diyeyim, Euroleague'de oynamak kısmet oldu. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çok keyifliyim yani. Çok önemli de katkılarda bulunuyor. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Kiminle görüşüyoruz? Ben Halil Kapan, Balıkesir'den arıyorum. Balıkesir'den Halil Kapan. Evet Halil. Kaç yaşındasın Halil? Efendim? Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Tabii. 13. Evet. Tamam, İsmet sorunu abi, alalım. Ben İsmet abi, daha önce panel için Balıkesir'e geldiğinde bizim okulumuza gelmişti. Rio Cihandol Sesi'nde. Evet. Okuyorum. Benim sorum Hidayet abi. 1 numaradan 5 numaraya kadar her mevkide oynayabiliyor. En çok hangi mevkide oynamayı seviyor ve NBA'deki favorisi oyuncu ve takım olarak? Teşekkür ederiz. 5 pek oynamıyorsun. Yok, 5 oynamıyorum yani. 1'den 4'e kadar oynuyorum. Ama en çok mi? Yani forvet 3 numara daha rahat oynuyorum yani. Tabii Hüseyin'e saygısından 5 numara oynuyorum. Evet, Hüseyin var. İban. Yalnız Efes'in en başarılı olduğu zamanlarda genelde senin 4 oynayıp, değil mi? Evet. Hızlı hücuma çabuk çıktığınız zamanlar oluyor yani. NBA'de kimi seviyorsun? Yani NBA'de oyuncu ve takım. Yani işte Anthony var. Bir de Pippen var. Bak bak, sen yok musun sen? Yani işte fizikman bana benzedikleri için yani, hem oyun olarak. Tarz olarak. Tarz olarak demiş. Takım? Takım Lakers. Lakers. Evet. Çok seviyorum. Tamam. Koyu bir Fenerli. Yani Hüseyin ne kadar koyu bir Galatasaraylıysa o da o kadar koyu bir Fenerli ama. Ama Fenerbahçe Galatasaray rekabeti tatlı bir rekabet olarak devam ediyor aranızda, değil mi? Tabii ligde de öyle çok tatlı diyor. Yalnız Murat abine özel kızdırıyorsun gibi gibime geliyor çok, bazen. Sadece 13, o değil ya. 13 falan çok tatlı. Efes'te çok Galatasaraylı var. Tabii. Bir tek Ömer'le Hidayet Fenerli. İbo Hidayet'le var. Pek konuş... Ha bir de İbo var. Hidayet'le hiç konuşmuyor. Genelde Ömer'le baş başa kalıyorum. Siz 5 kişi falansınız değil mi? Evet. Tufan var, sen varsın, Arda var. Bora var. Bora. Yoldan bizi aramıştı, hatırlıyorsun. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Hüseyin Avni Ortay, Trabzon'dan. Trabzon'dan hepinize merhaba, sevgiler Murat abi, İsmet sağ abi. Sağ ol. Sağ ol. Ben Ülkerli olduğum için ilk sorum Levent abi olacak. Kendisini son yıllarda milli takımda göremiyoruz. Ligimizin en kaliteli oyuncularından bir tanesi. Sağ ol. Bunun nedenini öğrenecektim. Daha sonra Hidayet abiye ve Hüseyin abiye bir sorum olacak. Kendilerine örnek aldıkları oyuncuları ben öğrenmek istiyorum. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Ve Hüseyin abiye bir şey söyleyeceğim. Ben bir Ülkerliyim. Yarına inşallah Ülker FSP seni yenecek. Trabzonspor'da Galatasaray'ı yenecek. Ben ikisi için de şimdiden kendisine geçmiş olsun diyorum. Ne güzel, ne güzel. İyi yayınlar. İnşallah sizi Trabzon'da finalde görürüz. İnşallah. İnşallah. Galatasaray Trabzon futbolda mı oynuyor? Futbolda mı? Yarın. Evet Ledo. Milli takıma en son ne zaman seçilmiştin? Kaç yılı? 92 Atina'ydı değil mi 92'de? Atina'dayken en son orada son oldu. Şimdi biz, yani benim jenerasyonum bayağı hizmet ettik milli takıma. Çok uzun seneler oynadık. Bu bir misyon. Aldık bir yerde, teslim aldık. Bir yere kadar getirdik milli takımımızı. İyi işler yaptığımıza inanıyorum. Çok müthiş işler yapamadık ama hiç yoktan Avrupa Şampiyonları'na katılmaya çalıştık. Katıldık falan filan. Var değil mi? Ya biz ilk 8 yapamadık ama hiç yoktan Avrupa Şampiyonları'na katıldık. Şimdi işte iki tanesi burada. O kadar kaliteli genç arkadaşlarımız var ki. Yani bence çok doğru bir yolda milli takım. Ve onlar aldılar bizden bayrağı. Onlar şimdi ilk 8 yaptılar. Daha iyisini yapacaklar önümüzde İstanbul'da. Ben gurur duyuyorum. Artık biz yani bu misyon kapandı bir sürü. Tamam belki hakikaten işte birkaç tane yaşlı oyuncu milli takımda oynayabilecek kapasitede ve formda olabilir o an. Ama bu bir organizasyon işi. Bir takımla yola çıkıldığı zaman ben de o takımın zırt pırt bozulması taraftarı değilim. Değilsin. O takım yani, o takımda o çocuklara güvenildiyse o genç arkadaşlar devam edecekler. Ben de bu tarafta bunun yanındayım. O yüzden ben arkadaşlarıma çok güveniyorum ve başarılar diliyorum. Hep yanındayız. Bravo. Sağ ol. Sağ ol abi, çok. Teşekkür ederim. NBA'ye gidersen milli takımda olacak. Gelip oynayacaksın. Gelip oynayacaksın. Gelir kardeşim. Onu kontratına yazdırın. Yazacağım onu ben. Yoksa sensiz bir milli takım düşünemez yani. Alo. Cem Alo. Çetin. Cem Çetin, Çanakkale. Bizim asker. Cem. Asker Cem. Merhaba Murat. Asker Cem. Merhaba Cem, nasılsın? Cem'cim ya. Niye Çanakkale yazıyor? Asker. Çanakkale diyeyim, asker değilim şu anda. Öyle mi? Evet.
Çarşı izninde misin? Çarşı izindeyim. Hemen bir televizyon buldum. Sizin programı izliyorum. Dedim bir katılayım. Sağ ol. Herkese, oradakilere merhaba demek istiyorum. Sağ ol. Cem, tezkere ne zamana? Tezkere 14 Şubat. Ha bitti yani. Evet. Ha bir aylık. Bir aylık. Bedelli askerlik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cem. Benim sözüm Hüseyin'e olacak. Askere gitmeden önce Hüseyin'i 11.2 ortalamayla bırakmıştım Ribant Krallığı'nda. Evet. Bu hafta yanılmıyorsam 17 ribant aldı. Rekoru kıramadı. Bir maçta en fazla ribant alan 17 idi. O rekoru kırmasını bekliyordum maçta ama. Kırarız abi. Bana bu mutluluğu yaşatamadım. Siparişler alıyor. Kırarız abi. Cem belki ya, duymadın ama kırarız abi dedi, merak etme. Güzel. Şu anda ortalaman kaç oldu? Bir de tabii takip edemiyorum. Hoffman herhalde ikinci sırada. O bu hafta kaç ribant aldı, onu senden öğrenebilir miyim? Hoffman 7 tane aldı. Yani ben onları da takip ediyorum Cemal, sen biliyorsun beni. Senin kaç oldu ortalaman şimdi tam? 11.5. Onu ne? O düştü bayağı, bu hafta 7 aldı da. Arada 20-25 tane var galiba tam. Yalnız bu hafta ilk defa değil mi kariyerinde bir maçta 6 asist yaptın. 6 asist. Altas. Guard benim için de önemli. Bir maçta 7 tane yapmıştım. Yani. Yaptın mı? Hayır. triple double yapabilirsin yani. Az kaldı ya. Yaparız. Sipariş alın. Bir kalem kağıt getirir misiniz? Yazsın. Cem iyi tezkereler diliyoruz. Teşekkür ederim. Orası, ben, başka bir şey var mı Cem? Efendim, anlayamadım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Herkese mutluluklar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Cemal, kolay gelsin sana. Sağ olun, sağ ol. Sevgiler. Dünyanın en güzel yerlerinden birindesiniz. Benim büyük aşkımdır Çanakkale ve Settülbayır. Gerçekten çok güzel. Geçen hafta içinde de komutanlarımızla birlikte şehitlikleri dolaştık. Gerçekten bütün Türkiye'nin görmesi ve buradaki tarihi bilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyordum. Ve bütün Türkiye'nin buradaki yerleri ve şehitlikleri gezmesini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi tezkereler. Zaten şöyle söyleyeyim, Murat'la birlikte yani... Ben gördüm Çanakkale. Hayır, sen dedin ki mesela İsmet abi artık yollarımız ayrılıyor, ben doğru Settülbayır'a gidiyorum. Evim de hazır, her şeyim de, dünyanın cenneti. Niye gülüyorsun? Gördüm Çanakkale'yi. Dedem orada şey olmuştu rahmetli. Gazi. Yaralanan Gazi değil mi? Gazi. Gazi olmuştu Çanakkale'de. Özellikle babam götürmüştü yani. Hemen gülüyorsun. Yani ben bir tarih beldesi. İnanılmaz. Mükemmel. Sen çocukları falan götürdün herhalde. Gittik bir kere, evet. Çok çok muazzam bir yer. Ben birkaç kere gittim. Çocuklarla o şehitler abidesi, o şeyler falan. Karıştırdım ya Murat abi. Kocatepe. Çanakkale, Pendik karıştırdım ben. Çanakkale, Beşiktaş'ı yemiştim. Pendik'e çok gitti. Alo. Samiye'de de çok gittik. Mustafa Parlatan İçel. Alo. Alo. Evet Mustafa, merhaba. Merhaba. Benim sorum Hüseyin abiydi. Hüseyin abi hangi, Avrupa'da hangi takımda oynamak isterdi? Hangi futbolcu örnek alıyordu? Bir de varsa fotoğrafını istiyorum, imzalı. Şu an sağ ol, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Avrupa'da Hidayet'in dediği gibi yani ben Avrupa'da yani başka takımda oynamak istemiyorum. Türkiye'de çünkü Efes Pilsen hakikaten yeri belli. Türk takımlarının yeri belli. Ülker olsun, Tofaş olsun. Yani benim de bir tek işte olursa Amerika olur. Avrupa'da başka bir yer istemiyorum. Örnek aldığım basketbolcu, ben her zaman her yerde söylüyorum ya, ben Tamer abiyle 4 sene oynadım yani. Tamer abi, ondan çok şey öğrendim ben. Yani fotoğrafta dediğiniz gibi biz bağlantı kurulursa gönderin fotoğrafı. O arada yakında posterini vereceğiz nasıl olsa. Bu arada da Tamer'in bugün Serdar Apaydın, bütün o kara gücü, Yeşilut'la inanılmaz bir maçları var Yeşilut'ta. Yani yetişebilirsem gideceğim. Çok keyifli ve çok güzel bir maç olacak. Şimdi sizin son idmanda Bologna'da en çok Türkiye'de hangi oyuncu şampiyonluk yaşadı diye bir konu oldu. Galiba 7 şampiyonlukla Tamer birinci evet. Sırada. Hem Eczacıbaşı'dan. Çünkü Eczacı'da 2 tane, Efes'te 5 tane yaşadı. Evet. Yani Tamer'i biraz hafife alıyordu basketbol severler ama yani şu şampiyonluklar bile onun önemini bir kez daha gösteriyor. Yani bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Orada şöyle şey gibi durduğu zaman, duvar gibi durduğu zaman... Yani senin zaman, takıma tam manasıyla girip Drobniak'la 3 saniye içinde domine edinceye kadar o Tamer'den boşalan bir bölge, bir zaman biriminde gerçekten Efes Pilsen 3 saniyesi çok zorlandı. Evet.
Bir telefon daha alalım. Şimdi bir bakarsın Taner çıkarken. Alo. Alo. Sibel Bilgin İstanbul. Merhaba Sibel. Merhabalar. Sizleri çok seviyorum. İlk önce onu belirtmek istiyorum. İkincisi programın saatinin daha da uzamasını istiyorum. Çünkü yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Asist maraton yapalım. Sabah başlayalım akşama kadar. Olur vallahi. O arada pop da burayı bulup gelebilir mi? Sibel. Çok sevinirim. Hangi semtte oturuyorsun Sibel? Nasıl? Hangi semtte oturuyorsun? Avcılar'dan. Hayır, bir bak bakalım camdan, belki popa rastlarsın. Ama onun kusuruna bakmayın, sanmıyorum. Bayağı bir zorlanıyordur gerçekten. Bir organizasyon eksikliği oldu herhalde. Evet, sorunu alalım Sibel. Sorum şimdi Hidayet ve Hüseyin'e ilk önce. Birkaç yıl önce onları henüz ilk beşte görmeye alışmadığımızdan Peter Namoski'nin bir röportajını duymuştum ben ve bu ikisinden bahsetmişti. Büyük oyuncular olacaklarını söylemişti. Ondan neler aldıklarını merak ediyoruz çünkü çok sevdiğimiz bir oyuncu. İkinci sorum Levent Topsakal'a. Neden top sakalını attı? Kendisine çok yakışıyordu. Çok güzel. Peki, iyi günler, sağ ol. Namoski'den neler öğrendiniz? Namoski... Şimdi ikinizde de değişik pozisyon oynuyordu ama... Tabii ya, ama Namoski gerçekten herkes de biliyor yani, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Bize çok yardımcı oldu. Çünkü ben ilk çıktığım zaman A takıma çok tecrübesizlik, yani çok eksiğim vardı. Her zaman alır beni kenara çeker. Çok yardımcı oldu, çok konuşurdu bana yani, hep ya bir şeyler görüyordu ki bende, Hidayet'te olsun hani şeyde hep yardımcı oldu. Genç oyunculara çok yardımcı oluyordu cidden yani bunu. Peki zaten... sizin şimdi altyapınızda Namoski'nin sizi gördüğü gibi gördüğünüz bir iki isim var mı? Ya altyapıda... Yani yıldız takımda, genç takımda, sizin takımın. Yani... Var mı öyle? Var, Ender var, Ahmet var. İyi, yani sizin gibi olabilecekler mi sence? Yani bizim gibi bilmiyorum, olurlar herhalde. Yani işte Tufan var bizim. Tufan var. Hasan var. Peki ama siz çok... onlara aynı yardımları yapıyor musunuz? Yani Namoski'nin size yaptığı abiniz. Gerçi Namoski'nin yaşı özellikle Hidayet'inkinden biraz gün, büyük geçen ama. Geçen gün Ahmet'e tost ısmarlamış. Oldukça yardım vermiş. Peki Ledo, niye top sakalı ya aslında şutladın? Şey, çok kötü gidiyordu işler. Hep kaybediyorduk. Yani... hatta menajerimle de konuştuk. Bir değişiklik yapalım. Şunu bir... Ama bence böyle dedik. Daha yakışıklısı. Öyle değişiklik olsun. Belki işler yoluna girer diye. Mazeret arıyoruz biz de yani. Onu sakalı kestik. Hayır, böyle olunca gözleri ön plana çıkıyor. Hakikaten çok güzel, renkli gözleri var. Teşekkür ederim. Hayır, vallahi kızların, ciddiyim yani. İki tane kızım var. Onların gözleri... Yok, kahverengi. Son telefonumuzu alalım. Çünkü belki bir tane daha alırız eğer kısa olursa. Alo. Alo. Mustafa Bendeş, İzmir. Merhaba Mustafa. Hemen merhaba. Alalım. Bir tane merhaba. Daha almaya çalışacağız. Merhaba. İyi günler diliyorum herkese. Ben biraz konuşmak diyecektim ama nabzı sorun olacaktı. Spor haberleri, futbol haberlerini demek, spordan başka bir sporun daha bulunmadığını zannediliyor. Sinebaş ve siz olmasaydınız bir tarih futboldan başka bir sporun bulunmadığından indiğine haberimiz olmayacaktı. Ben 5-6 yıl öncesine kadar her tip vatandaşı gibi futbolu kalkıyordum. Ama sizin sayenizde futbolu unuttum. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Olimpiyatları her 4 yılda bir ara olan Türkiye'ye olimpiyatların gelmemesinin birçok sayı var tabi. Ama bunun en büyük sebeplerinden biri futboldan başka bir sporun kamerimizin bulunmaması, bir başka konuda süreçin üretilmesi, Avrupa'daki süreçle bizim süreci arasından şimdi biraz kötü bir bağlantıydı ama anladığım kadar futbolun hep ön planda olmasından değil mi şikayetçi ve olimpiyatlardan sonra ancak bunda bir değişiklik olur dedi Mustafa, anladığım kadarıyla, eğer yanlış anlamışsam. Her zaman söylüyoruz, sporun anası atletizmdir. Bütün çocukların ilkokul çağında, ilk öğretim çağında atletizm, ondan sonra jimnastik, ondan sonra kabiliyetlerine, vücut yapılarına göre branş ayırmaları lazım. Kitlesel bir spor hareketi başlayacak. İnşallah ileride bunlar gerçekleşecek. Çünkü şurada tartışılacak bir ortam değil. Teoman uyarıyor. Bir telefon daha alabiliriz çok kısa olma kaydıyla. Ekrem Dal, Eskişehir. Merhaba Ekrem. Alo, merhaba. Hemen alalım sorunuzu. Benim sorum öncelikle size olacak. Mulomarovic'i ne zaman acaba konuk edeceksiniz programımıza? Ondan sonra da Hüseyin'e sorum olacak. Bazı pozisyonlarda Hüseyin yakından hookshot atmak yerine
şut kullanıyor. Acaba bunun sebebini soracaktım. Daha yaklaşıp potaya hook shot kullansa acaba nasıl olur? Bunu sormak istedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani sırtın dönük biraz daha silahın gelişir inşallah, değil mi? Şutuma daha çok güveniyorum orada. Şut atmak geliyor yani. Şimdi şöyle bir şey var Hüseyin. Topu aldıktan sonra biraz telgraf falan çekiyorsun. Biraz çabuk. Nasıl abi? Lomarov için İngilizce biliyor musun? Nasıl abi? Çabuk. Lomarov için İngilizce biliyor mu? Biliyor. Türkçe bilmiyor çünkü, değil mi? İngilizce biliyor, İngilizce. İngilizce biliyorsa konuk ederiz. Daha çok Efes önemli maçları olacak. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu asist. Ya üstümden uçak jetler gibi geçiyor ya. Şimdi isimlerinizi bir yere yazacaksınız ama benim, var mı senin? Benim de var. Hayır, o geçen seneki duvarda, o gitti. Tabii. Gel bakayım, sen de burada hook çalışacaksın. Evet sevgili asistçiler, haftaya tekrar asiste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum ve son sözü İsmet Badem'e bırakıyorum. Sevgili basketbol severler, sizleri çok seviyoruz ve keyif aldığınızı umuyoruz. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyoruz.